yüreği namussuzlardan. Namussuzlardan. Şerefsizlerden. Şerefsizlerden. Kefen soyuculardan. Kefen soyuculardan. Temizlemek. Temizlemek. Boynumuzun borcu olsun. Boynumuzun borcu olsun. Benim de babam öldü. Ama sen babanın evinde yaşıyorsun. Orada sana kötü mü davranıyorlar? Yok ama olmuyor. Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Ne oldu? Ha, hep sarhoş mu geleceğiz yani? Canavar sürücü. Canavar sürücü. Ben mi canavarım? Trafik canavarı. Yok. Canavar. Canavar. Bu kelime olmalı ama. Canavar sürücü kursun. Harika. Baba, lütfen bana dokunma. Kafamı tutuyor lan. Beni rahat bırak. Güle yürü. Lütfen beni bırak. Ulan bu senin yaptığın ne ya? İş adamı yapacağız diye hakimlik imtihanına bile sokmadık seni. Baba, beni rahat bırak. Rica ediyorum. Yalvarıyorum. Ulan sersem kafa. Lağım temizlemek için bir 5 sene dirsek çürütün. Sana nasıl güveneyim? Abi, son kez bir defa daha. O duygu içimde yok. Ulan ben sana ne diyorum ha? Anlamadım. Söyle, hadi. Söylesene be kadın. Evlat edinme şeyi diyecektim de. Çekinme aslanım. Şey soracaktım da. Hı? Yardımcı lazım mı sana? Ama babamla bir konuşmam lazım. Biliyorsunuz bu işler kısmet meselesi. Hayırlısı diyelim. Ayşe'den aldığım örneği bulamıyorum. Belki Nazmiye teyze de düşünmüş olabilirim. Gidip bakacaksın. Evet. Sıkıldın mı? Yok abi. Acelen de. Tayfur'dan parayı bir alalım bakalım. Ne? Tayfur'dan parayı almadın mı da? Parayı alıyor işte. Ulan hangi yalan söylüyor?
Ne yalanı ya? Tayfur parayı verdiğini söylüyor. Yok ya. Vay üçkağıtçı var. Hadi yüzleşeceğiz o zaman. Bak yüzleşiriz ama sonra. Şimdi acele işim var. Bundan daha acele işin yok. Saçmalama Fuat. Görmüyor musun kim geliyor? Merhaba. Merhaba Haşim, merhaba. Hadi Fuat'cığım sonra görüşürüz. Eren abi bir çay. Tamam hocam. Başkan, bu Çetin'e yüz verme. Nasıl yapayım? Aday olacağız diye selamı sabaha mı keseyim? Adaylıkla ilgisi yok abi. Normal bir esnaf olarak da sana uygun arkadaş sayılmaz. Oğlum ne arkadaşı ya? Çoluğuna çocuğuna acıdığım için arabayı ona bırakıyorum. 5-10 kuruş şey yapsın diye. Evine kuruş götürmez ki. Yapacaksan yenge aracılığıyla yardım et. Sen bilmezsin. Bunun hanımı çok iyi kadınmış. Hiç öyle sıkıntısını belli etmez. Becerikliymiş de. El işi falan yaparak evini geçindiriyor. Bu da böyle serserilik yapıyor. Abi ne olursa olsun. Çetin'in seninle samimi olduğunu gören seçmeni sana oy vermesi zordur. Seni tanımasam ben bile düşünürüm abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Oturabilir miyim? Tabii ne demek abi. Abi ne içersin? Çay olsun. Eren abi çay. Tamam uşağım. Beni tanıyor musun? Sizi kim tanımaz abi? Sağ ol. Ne demek abi? İşin var mı? Şimdi mi? Yok. Bir yerde çalışıyor musun demek istedim. Bu sıra boşum. Tır şoförüsün. Evet. Sana bir iş bulsam. Nasıl bir iş? Tır işi. Nakliyatçı bir dostum var. Sağ ol abi. Senin hakkında çok iyi şeyler duydum. Eyvallah abi. Ama bir isteğim olacak. Emret abi. Tabii gizli kalabilirsin. Ne demek abi? Bizim ağzımız delik değildir yani. Kolay gelsin. Sağ ol. Hasta oldum ya. Resmen manyaklaştım. Geçer abi geçer. Haşim abi yumuşar merak etme. O değil oğlum. Kafamı taktığım şey o proje. Bana ne iş yaptırmayı düşünüyordun? Proje neydi? İyi bir şeydir mutlaka. Lafa bak hizaya gel. İyi bir şeydir mutlaka. Ama ne? Bir türlü aklımdan çıkmıyor ya. Uyku uyuyamıyorum. Gittikçe öyle bir hale geldim ki hiçbir şey düşünemez oldum. Sanki ben o proje için yaratılmışım da ama ne olduğundan haberim yok. Müthiş bir şey bu. Haşim abi seni yoğuruyor. Ne yoğurması be? Doğuruyor, doğuruyor. İçim içimi yiyor benim. Ne güzel işte. Oğlum sen işin dalgasındasın ha? Ne dalgası abi? Bu demektir ki ortaya iyi bir şey çıkacak. Ben de yanına alırsın. Bırak dalgayı lan. Abi ne dalgası? Ben gerçekten heyecanlanmaya başladım. Öyle. Ha? Ne dedin? Eşref'i yeni görmüş gibisin. Hayırdır abi?
Doğru. Yeni gördüm. Avrupa'nın her tarafında arkadaşım var ya. Biliyorum. Evelallah hallederiz. Bu kızın izini bulabilirsen altında kalmaz. İmkanlarımız ölçüsünde seni mükafatlandırırız inşallah. Abi o ne demek? Olur mu öyle şey? Senin yeğenin benim bacım olur yani. Bu bir iş. Olmaz abi, işmiş değil. Yok yok. Öyle karşılıksız ilgilenmeni istemem. Yok abi, imkanı yok olmaz. Neyse bunu sonra hallederiz. Yeter ki... Ben üstüme düşeni yaparım abi. Ama para meselesini unut. Şerefsize bak ya. Ulan şerefsiz olduğunu bilirdim ama bu kadarını beklemezdim gene de. Alçak. Boşunu arıyoruz. O bugün ortalardan kaybolmuştur. Yerin dibine de girse bulmayan tayfur namerttir. Heh. Hoşça kal. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Baksana bizim şu serseriye. Orada mıymış? Evet. Kemal amcan aradı. Ya? Ece telefon bekliyor. Bulacağız ama... E? Yok yani ne yapacağız? Gözümün içine baka baka yalan söyleyecek biliyorum.
Ben kimin yalan söylediğini anlarım. Merak etme sen. Anladık tamam da şerefsize ne yapabilirsin ki? Parayı çoktan yemiştir. Canını okumaz mıyım? Sahi mi? Ne zannediyorsun ya? Dövebilir misin onu? Ya korkuyor musun yoksa? Korkmak değil de ayı gibi kuvveti var şerefsizin. Yapma ya. Ne zannettin ya? Beni dolandıracak adam daha anasının karnından doğmadı. Arkadaşlara söyleyelim de bir gören olursa haber versin. Doktoru çok özledim. İzne falan gelmeyecek mi? Seni aramıyor mu? Yapma Haşim abi. Ben böyle bir şikayette bulunmadım. Ama seni nasıl aramaz? Fırsatı olsaydı arardı. Abi lütfen bunu dert edinme, üzülme. Beni de üzme. Hocam üzülmek bir şey değil. Çok utandım. Yapma Haşim abi. Ben şimdi kendi kendimi yerim. Niye bu konuyu açtım diye kendime tan edip duracağım. Hocam. Sen de biliyorsun ki böyle bir durumda üzülmemek ve mahcup olmamak elde değil. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben doktorun bu nesilden farklı olduğunu sanıyordum. Uçarı görünürdü ama derindi. Ben öyle biliyorum. Vefalı, sadık, verici, dayanıklı, derinlemesine sevgi dolu, hassas. Doktor öyledir. Artık içemedim. Ne oldu? Zehra aradı. Asiye Hanımlar gelmek istiyorlarmış. Nuran için? Çocuk ne iş yaparmış? Amerika'da okuyor dedi. Bu sene bitiriyormuş. Sen tanıyor musun? Yüzü biraz gözümün önüne geliyor. Ama bu tanımak sayılmaz herhalde. Nasıl ben bilirmişim? Ne sen bilirsin ne ben. Nuran ne diyecek bakalım?
Siz bir araştırmayacak mısınız? Nurhan'la bir konuş bakalım. Ondan sonra. Özür dilerim abla. Ama dayanamayacağım artık. Yüreğim daralıyor abla. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Üzgün mü? Abla, üzgün demek bile az. Ya. Evet. Saçmalama, yok bir şey. Ece ile görüştüm. Duygusal bir konuşma oldu. Ondan. Girsene. Yok, burada bekleyeyim. Olur mu öyle şey? Gir de içeride bekle. Fellik Fellik seni arıyor. Aman, adam mı onu? Fuat köpürüyor. O da kim ya? 2 saat evvel beraberdiniz. Ne oldu? Başkan ya, bırak şunları. Bilmem yani, çok kızgın. Senin gene bir çamur işin vardır. Ayıp ediyorsun be başkan. Hem yüz vermiyorsun, hem alçakları bana tercih ediyorsun. Oğlum bak. Kimseyi kimseye tercih konusu değil. Sen de kendini biliyorsun. Pis işler karıştırıyorsun. Aşk olsun be başkan. Yalan mı? Ya. Biz de seni başkan diye bağrımıza bastık. Hey be. Duygu sömürüsü yapma. Vay anam. Laflara bak. Sen daha başkan olmadan değiştin ya. Çetin, salaklaşma. Taksiye adam lazım olunca işe yarıyor. O kadar değil mi? Manyağa bak. Öyle ya. Ben sana taksiyi niye veriyorum ha? Niye veriyorum? Niyeymiş? 3-5 kuruş kazan diye. Yalan mı ulan? Bugüne kadar hiç para verdin mi bana? Ya da ben sana sordum. Yolunu bulasın diye veriyorum sana arabayı. Sen ne zannediyorsun? Demek şimdi öyle oldu ha? Saat yok mu?
Aleykümselam abi. Aramız nasıl Murat? Bir şey mi var abi? Yok be, ne olsun. Ama şu eski tatsızlıkları bir konuşalım diyecektim. Hangi tatsızlıkları? Babana kızdığım için seni dövüyor. Tabii ne olursa olsun bir delikanlının yanında babasına bağırmak boş değil. Anlıyor musun? Aldırma abi. Yok, içimde yaradı. Babana hala kızıyor. Ama senin yanında ona bağırmam yanlıştı. Sen iyi delikanlısın. Sağ ol. Kaderimiz de benziyor biraz. Evet, belki senden sonra ben belediye başkanı olurum. Koşma kızım. Besim Şerif nerelerdeymiş? Çocuklar bir arasınlar bakalım. Peki babacığım. Ha, bulurlarsa gelsin. Peki. Ha kızım. Konuştun mu? Zor değil mi? Evet. Nedim'e burada olsaydı şimdi. Ne kolaydı. Gece konuşayım dedim. Tamam. Ama kendinize ona sorma. İçinden gelmiyorsa hiç sorma, konuşma. Kapatalım bu konuyu. Yok. Konuşurum babacığım. Neriman. Efendim anne. Bey amcayı bir ara bakın. Babam mı çağırdı? İşten alıkoymuyorum değil mi? Hocam sözüm olur. Gerçekten. Konuşacak bir şeyim yok. Öylesine geldim. Seni meşgul edersem üzülürüm. Hocam senin burada oturman berekettir. Estağfurullah. Moralin nasıl? Çok iyi hocam. Elhamdülillah. Efendim. Canım benim, söyle. Büyük baban mı? Hemen geldim.
Alo. He. Benim. Nerede? Yapma ya. Sağ ol. Fuat. Hı? Fuat hadi. Uyansana ya. Ne var, ne oluyor? Seninki mendirekte. Yok ya. Buraya göz kulak olun. Tamam. Babam gelirse çeki yatırdığımı söylersin. Tamam. Hadi. Patron. Elindeki bütün arsalara bir an evvel inşaat dikmeye bak. Yoksa hepsini yeşil alan yapacağım. Hepsini. Bugüne kadarki başkanlara yaptırdığım bütün pis işleri temizleyeceğim. Bütün hepsini. Zırdık bizi kalmayacak. Televizyonlara vereceğim. İlçemiz yolsuzluklar kralı Basık Besat'la meşhur olacak. Namımız fena yürüyecek. Çetini peşini bırak demedim ha. Neredeymişler? Kafanı niye sallıyorsun? Senin telefonun ekranlı mı? Tamam. Vurmak için ateş etmedim abi. Onun da suç olduğunu bilmiyor musun? Ya abi o kadarı da olsun. Yani. Hadi bak, hadi. Hangi üniversitede, nerede bilmiyorum. Ben öğrenirim. Bir dakika. Bir Deniz Bey olarak değil.
ailesini Orhan'a talip olacakmış bugün yarın. Anlıyorum. Bizim soruşturma yaptığımız hissedilmeyecek. Evet. Hemen icabına bakayım. Yok. Neredesin be? Sorma ya reis. Bir dakika. Alo. Mümtaz Bey. Alo. Ha, benim Behzat. He. Çek hazır tamam. Ya küfretme Mümtaz Bey. Niye öyle diyorsun ya? Bak. Daha vakit var, çekebilirsiniz. Alo. Reis ne içeriz? Zıkkımın kökünü. Sen de sinirlisin bakıyorum. Ne zaman çıkıyorsun buradan? Reis, iç sıvaya yeni başladık. Ne bu acele? Bana gün söyle. Ya reis nasıl söyleyeyim? Usta milletinin ayarı kaldı mı? Aha sıvacı. 15 gündür her gün başlıyorum diye yemin ediyor. Ama hala ortada yok. Ya reis acelen ne? Sana büro mu lazım? Al. Ben burada yarım saat bile durmuyorum. Telefon, faks, her şey var. Burası senin. Büronun da senin de şimdi. Yapma reis. Nereye reis? Bir şey içmedik be. Hep aynı şeyi yapıyorsun be. Kızmak için bahane arıyorsun. Efendim. Ha. Evet Sinan. Michigan Üniversitesi. Güzel. Aferin, aferin. Tamam. Sağ ol. Mr. Alan? Yes. Besim. From Turkey, İstanbul. Kenan. Alsana. Bir hediye. Çok küçük. Hadi. Yo güzel, sağ ol.
Bizim hanım diyor ki bir evlat edinin. Fazla ısrar etmedi ama çok istediğini biliyor. Sen ne düşünüyorsun? İlk anda hoşuma gitmedi. Ama sonra düşündüm. Karım bununla mutlu olacak değil mi? Çok istiyor. Evet. Ama korktuğum bir şey var. Beni biliyorsun. Ya sonra bu çocuğa kötülük etmeye başlarsan, yani gıcık kaparsan filan, bir şey olur. Ne bileyim. Ama hanıma da acıyorum tabii. Hele bu son iş. Analığın meselesi. Onu mutlaka şey yapmıştır. Biraz daha düşünelim. Thank you.
Bir şey söyle yavrum. Büyük baban senin fikrini almamı istedi.